okulda, Mert benimle evde çünkü bugün çarşamba günü ve bilmiyorum belki eski vloglarda söylemişimdir ama Mert çarşamba günleri okula gitmiyor çünkü çarşamba günleri Mert'in sınıfı için öğretmen yok. Yani öğretmen eksikliğinden gidemiyor. Öyle karar verdiler. O yüzden bayağı bir süredir çarşamba günleri evde. Ta yaz tatilinden sonra tekrar 5 gün gidecek ama zaten yaz tatiline kaldı ki 7-8 hafta kaldı. 7-8 hafta boyunca işte çarşamba günleri evde benimle. Eski günler gibi. Şimdi ben de Mert'le birlikte çarşıya gideceğim. Eksikleri alacağım. Evde diş macunu bitti. Yani bizim diş macunumuz İlhan ve benim. Çocuklarım var ama çocuklarınkini 2 günden beri çocuklarınkini kullanıyoruz. O kadar böyle pis bir tadı var ki içinde şey yok. Floride. Götür aşkım. Dur elinde şey var. 2 günden beri onunla fırçalıyorum ağzım. Hani temizliyor tabii ki hani diş macunu ama hani özel çocuklar için olduğu için o fresh efekti vermiyor. O yüzden diş macunu alacağım. Ondan sonra yavru kediler için ilaç almam lazım. On deworm yapacağım onları. Çünkü şimdi 3 hafta ve 3 gün oldu. 3 gün oldular. 3 hafta 3 gün oldular. Aslında geçtiğimiz hafta sonu yapmam gerekiyordu ama tamamen unuttum. İlk yine aklıma geldi. On deworm yapacağım onları. Hani kurtlar için kurt ilacı. Çünkü anne sütünden onlara geçiyormuş. O yüzden mecbur yapmam lazım bunu. Okay. Araba için şey aldım. Almayı unuttum şimdi yanıma. Tekrar içeri giremem, boşver. Çok beklem arabada bende. Arabanın içi sıcak Mert'ciğim. Arabanın içi sıcak. 18 derece olacakmış. Tamam aşkım, sorun değil, çıkar. Güneşte çok güzel, sıcak ama böyle rüzgar esince serin esiyor. O yüzden o zaman biraz böyle soğuk olabiliyor. Rüzgar esmesi süper yani. Sonra biraz... Ne? Ben takacağım ama. Ya şimdi yola çıktığımızda güneş gelir aşkım. Sonra diyelim. Bebeklere oyuncak da alalım mı? Anlarlar mı? Daha küçükler mi? Bilmiyorum ki aşkım. Belki daha küçükler. Bilmem. Anne bak işte. Anne baby pushers. Evet. Baby pushers. Anne içe. And then open baby pushers. Ondan mı alıyorsun? Bir tane de Melis'i. Mert de seçiyor. Hangisi? Hangisini istiyorsun aşkım? Sarı mı? Tamam. İlaçları aldım. Hem yavru kedilere hem de anne kediye. Boncuğa yani. Şimdi Kreatif'e gidiyorum. Oradan diş macunu alacağım. Tu piel caramelizada. El pecado. Pronto voy a cometer. Esa voz tan delicada. No demuestra lo que tú haces con mi piel. Saç kremimde promosyon varmış. Bir aldım size bir tane bedava. Alalım. Ne bu şey bu? Bir tane bundan alalım. Ne bu şey bu? Bu yeni çıktı herhalde. Bunu... And you şey bu? Sensational Smooth. Dur oğlum. Hani bir baksın. Bu. Sen taş aşkım. Thank you well. Bunda da varmış. Bir aldım size bir bedava. Senelerdir bunu kullanıyorum ben. O yüzden yine bunu alıyoruz. Bir tane daha mı alsam? Stoklayayım mı? Dur anne stoklayacak. Tanesi 4,39 €. Şimdi iki tanesi 4,39 €. Ağır mı? Ben taşıyayım mı? Birazcık şöyle. Okay. Bunlar yok. Onu bana benim için yerine koyar mısın? Thank you well. Onun yerine bunu deneyeceğim. Glamorous red. Beyaz yani. Glamorous beyaz. Babies. Ya bundan mı stoklasam? Ben babies anne. Evet o bebek için. Senin vardı eskiden. This Pikachu. Alsam mı ki? İki tane daha. Bir de diş fırçamı yenileceğim. Bu da bir. Hangisini alayım? Ben her zaman yumuşak kafalı olanı alıyorum. Ağırsa bana ver tamam mı? Aşık. Şunlar güzelmiş de çok büyük.
açık olsaydı alırdım. Maşallah. Ağır çünkü böyle. Bence düşecek oğlum. Ya gel. Taşıyacak mı? Taşıyacak mısın? Kaçsa hadi. Benim yüz kremlerde de var promosyon ama bitmiş. Gece kremi bile bitmiş, sadece bir tane var. Geç kaldım, geç. Bitmiş hepsi. Garnier'in bütün her şeyi. Ben krem aşkım. Ben krem. Her şeyi stoklayabildim. Kullandıklarımın sadece yüz krem olsaydı tam olacaktı. Maalesef. Kırmızı senin aşkım. Toplamda neredeyse 40 euro karım var. Şey yaptım, çantama koydum çünkü ayrı bir çanta da getirmemiştim yanımda. Biz Melisa almaya gidiyoruz. Biz geldik. Park yerinde bekliyoruz. Şöyle bir 5 dakika sonra dışarı çıkarız. Tabii çıkartabilirsiniz. Jij was, ja, dat is zo. Miauw, en jij moet deze proberen te vangen, oké? Okay? Miauw. 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 Yeah. Jij bent verloren. Hoi, ben kaybettim. Action mağazasına geldik. Wat wordt dit? Als het teken, dan wordt het zo rond. Mooi, zo rond. Nou, hoe gaat dit geluid maken? Hey. Ja, als iemand hier op zit. Osuruk şeyi. Biz eve geldik, çocuklar arkadan gelmek istedi. Daha küçükler herhalde aşkım. Bence birkaç hafta daha var aşkım onun için. Her şeyi böyle şey yapıyorlar, kokluyorlar. Daha koklama dönemlerde. İşte bunlara şey diyorlar, kapla diyorlar. Ne? Hepsi böyle aynı boyutta, aynı şekilde. Bir sürü de şey yapıyormuş. Mertçe. Yavru kedi şimdi dökecek onu. Eve yıkar. Düşecek. Düştü. Sen kamerayı çok seviyorsun ha. Bak kameraya doğru geliyor. Böyle yapsam kameraya doğru geliyor. Bak. Yürü seni. Sen de mi seviyorsun? Ha? Anne gelecek mi? Gel. Ben de akşam yemeği olarak tavuk sosisli makarna yapacağım. Böyle sosisli, salçalı falan. Efendim aşkım. Ya? İçine böyle birazcık bezelye, minik havuçlar falan da katacağım. İlan çalışıyor. Bir önceki vlogda
İşte abla sen oruç tutmuyor musun diye bayağı bir yorum okudum. Sanırım onlar yeni takip edenler, yeni izleyiciler. O yüzden bir daha açıklamak istedim. Ben küçüklüğümden beri bende bir bağırsak hastalığı var. İsmi işte Crohn olarak geçiyor. Crohn hastasıyım. Geçen sene tutmaya çalıştım. Doktorumun tavsiyesine karşı gelerek çok da hastalanmıştım, rahatsız olmuştum. O yüzden bu sene kendimi hasta etmek istemiyorum, tetiklemek istemiyorum. O yüzden tutmuyorum. Ama hani Ramazan'da böyle şey es geçmek istemediğim için çocuklara yine bu sene, geçen seneki gibi yine bir takvim ayarladım. Ve her akşam sticker yapıştırıyorlar. Bu akşam da sticker yapıştırırken göstereyim yine. Bir de işte Ramazan'la ilgili böyle çizimler çıkarttım. Onları boyuyorlar. Bir iki tane var orada. Onları da asmıştım oraya. Bir de şey çıkmış. Bilmiyorum siz gördünüz mü şeydi? Onu ben ilk defa gördüm. Instagram'da gördüm. Ramazan ağacı. Aynı hani yılbaşı ağacı gibi böyle Ramazan ağacı. Onu da süslemişler bir ay şeklinde. Onu ilk defa gördüm. Bilmiyorum. Emin değilim. Yani emin değilim ama anladığım kadarıyla onlar hani böyle Arap ülkelerinde çok popülermiş. Böyle ayaklı, bayağı büyük. Şöyle beyazı da varmış. Ben ilk defa bu sene gördüm böyle bir şey. Ya bu da böyle süslenmiş. Çocuklar uyudular. Ben de sizlere zaten mağazada birazcık göstermiştim ama böyle oturup da her şeyi böyle güzel göstermek istedim. Action'den ve Kreitva değil de Treppleister'e gittim. O da hemen aynı mağaza, sadece şey farklı, ismi farklı. Oradan aldıklarımı göstermek istedim. İlk önce Action'den başlayacağım çünkü en üsttekiler oydu. Mutfak için ayak deterjanı aldım. Yağ sökücü. Aslında ben başka kullanıyordum ama onu bulamadım. Markasızdı sanırım. Ama bulamadım, o yüzden Ajax'ı aldım. Ajax'ın da kokusu çok hoşuma gidiyor. Bir tane yağ sökücü. Çocuklar için 2 paket oyun hamuru aldım. Ondan sonra bir tane böyle bir kalemlik aldım. Bir tane kalemlik çünkü Mert'e verdim. Belki bir vlogda görmüşsünüzdür. Onun da odasındaki kalemlik olsun diye aşağıdakini vermiştim ona da. Şimdi aşağıda yok. O yüzden bunu da bilgisayar masasını aldım. Aynısından. Bunlar da 50 cent miydi neydi? Yani bayağı uygun. Sonra 2 tane. Bir tane Melis'e, bir tane de Mert'e. Böyle boş kağıt olan. Böyle boş kağıt. Çizim yapmaları için. Defter. 2 tane. Ay bunu Mert'e verecektim ya. Ne diyorlar buna? Osuruk yastığı mı diyorlar? Ne diyorlar? Geçen de şeyde görmüştü. Oyuncak mağazasında görmüştü. Melis'in arkadaşına oyuncak seçerken orada görmüştü. Almamıştım orada. Burada da bayağı uygundu. Çok ne kadardı? Yine 50-60 cent miydi? Neydi? Sen ne? Ne bu? Boca tuhafına gitti. Bir tane ondan. Bir tane de böyle renkli kağıtlar. Bunlarla da şey yapıyorlar işte, kesiyorlar, yapıştırıyorlar, bir şeyler kendince yapıyorlar. O yüzden renkli kağıtlar aldım. Sanırım bu kadar da şimdiden, Action'den. Yok, bir de şey vardı, kapla diye göstermiştim ya, o blokları işte bir şeyler yaptılar. Bir de onu aldık. O kadar. Treppleister'den diş macunu için, asıl diş macunu için gittim. 4 tane böyle diş macunu aldım. Bütün mağazada, yani Kreitva'da da öyle mi bilmiyorum. Genelde Treppleister'de böyle bir promosyon olduğunda Kreitva'da da oluyor ama Treppleister'de neredeyse bütün mağazada bir altınızda bir tanesi bedavaydı. Ben de bazı şeyleri stokladım. Diş macunu, benim senelerdir kullandığım bu. Oral Bey'nin Vitalize, işte bu paketi olan. Bundan işte 2 tane aldım. Bunları da denemek için. Eskiden denemişimdir de. Yani her zaman bunu kullandığım için. Bu da şimdi zaten indirimde. Bir de bunu aldım. Bu da Glamorous Beyaz. 3 günde dişlerdeki renklendirmeyi %100
açıyormuş. Sonra krem aldım, saç kremi. Bunlar da öyleydi. Osim markasından bu moisture olanı. Aslında bu şey değil, saç kremi değil de maskesi. Çünkü saç kremi daha farklı, bu maskesi. Bu da reconstructor olan maske. Ben bunu şey olarak kullanıyorum ama. Saç kremi olarak kullanıyorum, maske olarak kullanmıyorum. Saç kremi yerine bunu kullanıyorum. Bir de Garnier'den tonik. Bu pembe serisinden. Focus yapıyor mu acaba? Olmuyor bile. Pembe serisinden. Garnier markasından yine böyle nem bombası maskesinden. Yağlıza bir tanesi bedava. Keşke benim yüz kremim de olsaydı. Tam olacaktı maalesef. Yoktu. Bu da yüz yıkama jelim. Artık bunu kullanıyorum. O kadar da bayılarak kullanıyorum ki kokusu mokusu her şey o kadar güzel ki makyajımı da çok güzel temizliyor. Bu da yeşil serisi olandan. Diş fırçası aldık. Ailece. İlhan şey kullanıyor. Elektrik kullandığı için onu almadım. Ben hala da elektriğe geçemedim. Nedense var. Kafası var yani. İstesem yapabilirim. Kafa var ama ben yine de sanki hissime göre en iyi ben böyle elde fırçalıyorum. Ki eminim öyle değildir ama hissime göre bir de alışkanlık. Ben böyle yapmayı tercih ediyorum. Çocuklarınkini de yeniledim. Vakti gelmişti. Onları da Prodent markasından Pokemon'lu Mert beğendi. Hem kendisi için hem ablası için. Bir de bu da şeyden Action mağazasından bir tane Melis'in var. Pembe, unicornlu. Bu da Mert kendine istedi. Bir de şey var işte o Pets Place'den aldığım kedilere ilaç. Boncuğun ilacını verdim mamasıyla birlikte. Mamasına karıştırıp verdim. Yedi. Şimdi yavrulara vereceğim. Bunu da 3 haftalıkken yapmam lazım. 5 haftalıkken bir de tekrar 7 haftalıkken sanırım. Yani önümüzdeki haftalarda bir daha yapacağım. Aferin sana. Hıçya. Aferin sana. Hıçkattan. Hemen. Ağzını attı ve hemen yedi. Aferin sana. Hadi sıradaki kim? Yedin mi? Nescafe. Açalım. Hazır. Sırtıma atlıyor ya, yaramaza bak. Sırtıma atlıyor, tırnaklarını içine sokuyor. Ay, saçım şey oldu. He? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Sırtımdan böyle yukarıya doğru tırmanmaya çalışıyor. Jilet gibi tırnakların var senin ya. Ya burada al. Al burada. Hepsi etrafımda. Sizin ananız yok mu? Ha, bu da üstüme çıkmaya çalışıyor. Hey! Üstüme çıkmaya mı çalışıyorsun? Arkada terliklerim. Süper. Hı? Niye aşkım? Hı? Çıkmaya mı çıkıyorsun? Oy. Au, 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 au. Ne yapıyorsun? Au. Yavru kediler saldırıyor. He? Acıtıyorsunuz ya. Acıtıyorsunuz ama. Birisi buradan, birisi arkadan. Geldin. Nereye? Nereye geliyorsun? Nereye çıkıyorsun? Nereye? Nereye çıkıyorsun? Oldu mu? Ya. Oldu mu? Hı? Daha şey yapamıyorlar ama atlayamıyorlar. Değil mi? Atlayamıyorsun da. Sen çok küçüksün ama. Sen çok küçüksün. Atlayamıyorsun. Ne? Oy 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 oy. Ben seni yerim. Yerim yerim. Hop diye düşerler. Yani o yüzden böyle kenara geldiklerinde ben şey yapıyorum. Daha isim de vermedik. İsim vermek istemiyorum bir yandan hani sahiplendireceksek o zaman hani ayrılması çok zor oluyor. Geçen sene çok zordu çünkü ağlamıştım. O yüzden hani isim vermek daha da şey. Ay ben size yine nasıl ayrılacağım ya. Ama hani
4 tane kedi de çok fazla ya. Yani bunun ilaçları var, aşıları var, mamaları var, kımları var, var da var yani. Bir de çarpı 4. Bir kere zaten şeye götürdüğünüzde, veterinere götürdüğünüzde zaten sadece bir bakmak, yani sadece veterine götürmek bir 40 euro. Onun üstüne ilaçlar, şeyler, aşı parası vesaire vesaire. Hani şey derler ya, insanlar ya böyle kedileri sever ya da köpekleri sever diye, hani tamamen doğru değil de, hani bütün hayvanları seviyoruz da, hani öyle derler ya, ya insan hani böyle kedi insanı olur ya da köpek insanı olur. Ben kesinlikle kedi insanımdır. İlhan köpekleri daha çok sever. Kedileri de sever de dediğim gibi, ama köpekleri daha çok sever. O bir de büyük köpekleri seviyor. Hani bazen diyorum ona köpek alalım mı diye, ama o böyle büyük köpek. Sibirya kurdu falan, öyle büyük köpek. Düşeceksin. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İnşallah bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.